Yeni okuma öğrenenler başlangıçta metinleri yüksek sesle okurlar. Sessiz okumaya alışmak ancak zamanla gerçekleşir. Beynin okumayı sessiz bir monoloğa çevirdiği bu süreçte zihninizde neler olduğu ise bugüne değin pek bilinmiyordu. Araştırmalar gösteriyor ki siz bir yazıyı okurken beyniniz kendi kendinize konuştuğunuzu düşünüyor ve buna göre davranıyor. Araştırmacılar beynin içinde ne olduğunu anlayabilmek için bir deney tasarlamışlar. Deneyde çeşitli nedenlerle beyin ameliyatı olması gereken 12 erkek ve 4 kadın hasta üzerinde çalışmışlar. Cerrahi işlem sırasında hastaların beyinlerindeki konuşmadan sorumlu kısım olan Broca bölgelerindeki aktiviteyi görüntülemek için buralara birer elektrot yerleştirilmiş. Operasyon sırasında lokal anestezi kullanıldığı için hastaların bilinci de açıkmış. Çalışmanın ilk bölümünde hastalardan bazı sözcükleri ve cümleleri yüksek sesle okumaları istenmiş. Bu sırada araştırmacılar konuşmaların ses dalgalarını ve beyindeki elektrik sinyallerini ölçmüşler. Deneyin ikinci bölümünde hastalar daha önce söyledikleri sözcükleri ve cümleleri bu kez sessizce okumuşlar. Bu aşamada ilginç bir şey meydana gelmiş. İlk bölümde sözcükleri ve cümleleri seslendirmekten sorumlu Broca bölümündeki aktivite, sessiz okuma sırasında da aynen tekrarlanmış. Bu bilginin değişik biçimlerde kullanılabileceği düşünülüyor. Söz gelimi konuşma bozukluklarını gidermede önemli rol oynayabilir.